Merhaba sevgili Fovito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte en iyi Android launcher'larına bakacağız. Evet arkadaşlar, hiç uzatmadan direkt atraksiyona geçiyorum. İlk uygulamamız Lens Launcher. Adından da anlayabileceğiniz gibi telefonunuzdaki bütün uygulamaları böyle tek bir ekranda toplayıp onun üzerinde parmağınla gezinmenizi sağlıyor. İkon size dediği olay, ana ekranını döndüğünüzde görünecek ikonların boyutları. Distortion faktörde birbirlerine yakınlık ve uzaklıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi yukarıdan zaten siz keşfedersiniz. Görünecek uygulamalar, işte ayarlar, mayarlar hepsi burada. Bu işlemlerin ardından launcher ekranınız tam olarak şöyle görünüyor. Siz telefon üzerinde parmağınızı gezdirirken, şöyle takılırken telefon üzerinde, diyelim ki işte Google Map açacaksınız. Parmağınızı çektiğinizde otomatikman Google Map kendi kendisine açılıyor. Bu launcher'ımızın olayı bu arkadaşlar. Diğer çeşitli vesaire pek çok ayarını yapabiliyorsunuz. Lens Launcher'da aşağıdaki bağlantılardan Android telefonunuzu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Biraz ilginç bir şeye benziyor. Şimdi hemen Solo Launcher'a geçelim. Solo Launcher'da gayet kullanışlı bir launcher. Burada hemen işte ayarlarını yapabiliyorsunuz vesaire. Varsayılan olarak ayarla ıvır zıvır meselesi. Solo Launcher'a geçtiğiniz zaman da telefonunuz böyle bir görüntüye sahip oluyor. Hemen en solo Solo Now diye böyle haberleri, ıvır zıvırları takip edebileceğiniz bir haber ikonu düşüyor. Solo Zone'a geldiğiniz zaman da işte Solo Launcher ile ilgili yapılmış vesaire uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın bir ilginç özelliği daha var. Sağ altta karıştır var. Ona dokunduğunuz zaman uygulama otomatikman arka planı işte kafasına göre kendi içindeki paketlerden bir tanesine dönüştürüyor. Şu an gördüğünüz gibi arka plan değişti. Buradan kaydedebiliyorum vesaire. Bunun haricinde uygulamada arkadaşlar işte Solo Locker, Solo App Lock vesaire özelleştir gibi durumlar var. Şöyle bir özelliği var uygulamanın. Şu hareketi yaptığınız zaman alt taraftan bir menü açılıyor. O menü içerisinde kendileri yap, duvar kağıdı, tema, sistem ayarları, sol ayarları gibi şeylerle uğraşabiliyorsunuz. Ben hemen size bir kendin yapı göstereyim. Kendin yap menüsüne girdiğiniz zaman işte uygulama çekmecesi diye bir şey oluşturabiliyorsunuz. Üzerine kendi simgenizi ekleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde işte çeşitli efektler, kar yağını, tablet vesaire gibi hani menüler arasında geçişte bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde tablet vesaire modları var. Duvar kağıdınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Temanızı da yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Biraz kullanışlı bir launcher gibi diğerlerine nazaran. Bunun haricinde telefonunuzun optimizasyonunu da sağlıyor. İşte solo yükseltme vesaireye dokunduğunuz anda otomatikman herhangi bir ekran gelmeden telefonunuzun daha hızlı çalışması için gerekli ayarları kendisi çatır çatır yapıyor. Tek dezavantajı arada bir fazla reklam geliyor diyorum. Şimdi biraz da APUS'a bakalım. APUS'a girdiğiniz zaman arkadaşlar biraz daha böyle bir optimizasyon launcher gibi düşünebilirsiniz APUS'u. Telefonunuzu sürekli olarak optimize eder. Daha hızlı çalışmasını sağlar. APUS arama, APUS power, güncelleme özellikleri, işte boost ayarları, APUS ayarları gibi fonksiyonlar uygulama içerisinde mevcut. Bunun haricinde benim uygulamayla ilgili size göstermek istediğim şey şu. Yukarıda bir smiley var. Ona dokunduğunuz zaman da APUS Now'a geçiyorsunuz. APUS Now da bildiğiniz bir haber uygulaması gibi bir şey. Uygulama içerisinde keşif diye bir bölüm var. Bu sizin app'lar, uygulamalar vesaire keşfetmenizi sağlayan ilginç bir harita modu. Böyle bir atraksiyon da eklemişler. Radar gibi dönüyor ediyor falan filan. APUS Launcher'ın içerisinde araçlar var arkadaşlar. Ona girdiğiniz zaman çeşitli boost saat vesaireleri görüyorsunuz. Yan tarafta APUS'un kendi önerileri, oyunlar veya keşif kısmına bakabiliyorsunuz. Medya, fotoğraf, iletişim gibi vesaire uygulamalarınızı görebiliyorsunuz. Ayrıca aşağıda da sürekli keşif durumu var. Bunun haricinde APUS'u keşfetmek size kalmış arkadaşlar. İndirip telefonunuzda deneyebilirsiniz. Şimdi gelin biraz da Buzz Launcher'a bakalım. Buzz Launcher arkadaşlar ana ekranınızı şöyle bir formata dönüştürüyor. Bu biraz daha keyifli bir şey gibi. Sağ altta bulunan şöyle 4 tane çember gibi bir şey var. Ona geldiğinizde launcher'ınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte duvar kağıdı, ana ekranı düzenleme, işte hafıza temizleyicisi. Homepack Buzz diye bir olay var arkadaşlar. Bu uygulamada zaten size onu göstereceğim. Baz ayarlarına gelerek de işte ana ekran düzenleme vesaire bunları görebilirsiniz. Bu uygulamanın en önemli özelliği Homepack Baz'a geldiğiniz zaman insanlar tarafından üretilmiş farklı pek çok ana ekran düzeneğini, böyle güzel optimize edilmiş ana ekran seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Mesela şimdi Homepack Baz diye bir bölüm açıldı. Burada işte iPhone teması var, işte Second Social diye biri bir şey yapmış. Buradan beğendiğiniz herhangi bir ana ekran görüntüsünü telefonunuza üzerine tıklayarak hemen şuradaki indir butonuna basarak kullanabiliyorsunuz. Buzz Launcher'ın en sağlam özelliği bu. Artık Hexy'ye geçelim. Buzz Launcher ve diğer tanıttığım tüm uygulamaları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz arkadaşlar. Hexy de biraz Lens'e benziyor. Hemen zaten ayarlar geldi. SwiftKey vesaire. Şuradan bir Hex Launcher'ı seçelim. Hex Launcher ise telefonunuzu şöyle bir görünüm kazandırıyor. Bütün telefonunuzda bulunan uygulamalar
tek ekranda toplanıyor ve bunlar böyle bir bal peteği gibi bir şeyin içinde görünüyorlar. Sağ alt köşede bulunan şu ikona dokunduğunuzda uygulamanın işte çeşitli fonksiyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Buraya işte widget'lar ekleyebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama hani tabii bu tarz bir ekranı rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorsanız Hex Launcher'ı da indirebilirsiniz. Ayrıca bir de Hex Launcher'ın arama özelliği geliyor. Böylece arkadaşlar Android Launcher tanıtım videomuzun sonuna geldik. Tanıttığım bütün launcher'ları aşağıdaki açıklama kısmında bulunan indirme bağlantılarından indirebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.